Merhaba GökTV izleyicileri. Bugün Gri Sigorta'dayız ve Gri Sigorta müdürlüğüyle röportajlarımızı devam ediyoruz. Bugün Gri Sigorta Reasurans Müdürü Aslı Aydın'la beraberiz. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Çok teşekkürler. Aslı Hanım, bize kısaca kendinizi anlatır mısınız? Tabii. Ben 1990 senesinde sigortacılıkla tanıştım. Ondan beridir geleceğin mesleği denen sigortacılıkta, özellikle reasürans branşında çeşitli şirketlerde, farklı kademelerde görev aldım. Son bir senedir de Gri Sigorta şirketimizin reasürans departmanında müdür olarak çalışıyorum. Çok teşekkürler. Peki size ilk sorum şu olacak. Reasürans nedir ve sigorta şirketinin ne gibi fayda sağlar? Şunu söyleyebilirim, reasürans'ı tanımlamak için biraz sigortacılıktan başlamak uygun olur diye düşünüyorum. Her birimiz bir yatırım yaptığımızda, belki bir araba, belki bir ev satın aldığımızda bir emek sarf ederek bir bedel ödüyoruz. Sonra o kazandığımız varlığı da korumak istiyoruz. Trafikte aracımızı dikkatli kullanıyoruz. Varsa bir otoparka, güvenli bir yere koyuyoruz kullanmadığımız zamanlarda. Ama yine de bir dünya risk var ve o risklerin gerçekleşmesi halinde ödediğimiz o ücreti kaybedebiliriz. Yeniden bir araba almak gibi bir zorunluluğumuz ortaya çıkabilir. Dolayısıyla o riskler için önlem olsun diye sigorta yaptırıyoruz. Sigorta şirketleri bu riskleri devralırken kişilerden aslında çok büyük bir portföyünde riskini almış oluyorlar. Ve her şirket aldığı bu riskleri aynı kişilerin sigorta şirketine sattığı gibi reasürans şirkete satmak istiyor. Dolayısıyla sigorta şirketleri de kendisine gelecek hasarlarda ona destek olacak reasürör dediğimiz şirketlerle anlaşıyor. Bunun için kişilerin sigorta yaptırırken ödediği prim gibi sigorta şirketleri de reasürörlere prim ödüyorlar. Karşılığında da hasar olursa reasürörlerden hasar desteği alıyorlar. Reasürans bu işleyişi sağlayan sistemin adı aslında. Peki reasürans şirketleri ne iş yapar? Ne yapar yani? Reasürans şirketleri sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarına göre, yapısına göre, hacimlerine göre en uygun reasürans yöntemiyle bu plasmanı sağlayan şirketlerdir. Dünyada pek çok reasürör şirket var. Türkiye'mizde de öyle. Örneğin 1929 yılında kurulan Milli Reasürans bizim çok uzun yıllardır Türk sigorta sektörüne destek veren en güçlü reasürörümüz. Bunun yanında çok yakın zamanda kurulmuş olan TürkRe isimli reasürör şirketimiz faaliyette. Aslında sormak istediğim diğer soru da reasürans piyasasının büyüklüğü. Bu piyasanın büyüklüğü ne kadar? Şöyle, tüm dünya çapındaki reasürans şirketlerini ve onların hacimlerini düşünürsek, elementer branşta ilk 10 reasürörün prim hacmi 220 milyar dolar civarında. Oldukça ciddi bir rakam. Finans piyasalarında özellikle sigortacılık ve reasürans'ın ne kadar önemli boyutlarda yer aldığını bize gösteriyor diye düşünüyorum. Türkiye'de benzer paralelde büyümeye devam ediyor. Henüz o hacimlere ulaşamasak da yeni gelişen sigorta ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler çerçevesinde mutlaka Türkiye'de de ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Özellikle iklim değişikliği ya da siber risklerle ilgili yeni sigorta branşları ve ürünleri oluşturuluyor. Bu konularda ciddi hasar ödemeleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla önemli bir büyüme hacmi bekleniyor. Peki şu an Türkiye'de sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce de söylemiştiniz yeni gelişen bir sektör olduğu üzerine görüşlerinizi.
Şu an Türkiye'deki sektörün durumunu nasıl buluyorsunuz? Şöyle, aslında Türkiye'de sigortacılık deyince benim yine yeni mezuniyet yıllarım aklıma geliyor. O zamanlar bana geleceğin mesleği, çok ciddi potansiyeli var bu dalın diye söylenmişti. Bugün geldiğimiz noktada hala ben de aynı görüşteyim. Çok büyük bir büyüme kapasitesi var, geleceğin mesleği. Ama alacağımız uzunca da bir yol var. Artık yeni ekip arkadaşlarımızla birlikte biz gri sigorta şirketi olarak bu konuda elimizden geleni yapıp sigorta sektörüne ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz.